Ankara'da yeni bir vlogdan herkese merhaba. Elim gördüğünüz gibi böyle eşofmanlar, ceketler ve bu H&M Home'dan aldığım hasır yere sermelik, adını unuttum. Ne olur ki bu? Yere sermelik örtü. Onu da aldım. Şimdi Simaylar beni parka çağırdı. Onların yanına gidiyorum. Onlar da kahve aldı. Hep birlikte şöyle oturup biraz böyle kafa dinleriz. Hatta daha sonra ben bir yürüyüşüm de yaparım. Kolum o kadar dolu ki. Şöyle ceketler. Şarj kablomu alayım şuradan. Bugün benim için biraz böyle fazla stresli ve yoğun bir gündü. Memleketten döndükten sonraki gün böyle işlerim de birikmişti. Hepsini hallettim. Hatta çok güzel bir mutlulukla günü sonlandırdım. Şimdi kafam aşırı rahatladı. Ve parka gidelim, böyle bir sessiz sakin şöyle orman içinde, yeşilliklerin içinde bir oturayım istiyorum. Müziğimi de açarım. Şimdi çıkalım hadi yola. Zaten yol aslında gideceğim yer hemen yolun karşı tarafı ama dedim geç dönerim, yürüyüş yaparım falan diye dedim arabayla gideyim. Herkese yeni bir günden merhaba. Dün akşam en son yürüyüşe giderken açmıştım vlogu. Telefonu şöyle bırakacağım. Tam evden çıkarken kargom geldi. Burada daha sonra eve gidince açalım. Bugün diyorum sonunda bir ofise gideyim. Günlerdir uğrayamamıştım. İşte Yozgat'a falan gittim diye. Şimdi Yozgat vlogunu da düzenledim, attım. Yükleniyor, hemen bilgilerini gireceğim. Daha sonra yayında olurum. Sonunda artık Ankara'ya yaz geldi. Bugün itibariyle bunu hissedebiliyorum. İnşallah artık daha fazla yağmur yağmaz. Çünkü günlerdir, yani belki 2 haftadır yağmursuz bir gün geçmiyordu. Bir de yağmur da öyle normal bir yağmur değil yani, böyle resmen böyle göz gözü görmeyen, yağdığı an sel olan bir yağmurdu. Hava böyle güzelleşmeye başladı. Haziran'ın sonunda artık yaz geliyor. Şimdi ofisten çıktım. Tabii ofise gittim, giderken çektim, çıktım. Arada bir saniye geçti ama ben arada 3 saat değişti. Ofiste işlerimi hallettim. Daha sonra yemek yedim. Şimdi Mutlu Kent'e gideceğim. Resmen biraz önce anlatıyordum yaz geliyor diye. Bugün aşırı sıcak hava. Yandım. Şimdi dediğim gibi ofisten çıktım. Kronotrop'a geldim. Şöyle içeceğimi de göstereyim. Biraz önce kahve akımı doldurduğum için detoks. Şöyle içerisinde salatalık, roka, yeşil... Başka ne vardı? Maydanoz vardı. Hatta ıspanak da vardı. Şimdi bunu içeyim dedim. Geliyor. Söylenmedi hiç. Şimdi bir esnaf home'a geldim. Hemen koku bakacağım. İnşallah güzel kokular kalmıştır. Şimdi eve girdim. O kadar sıcak ki yandım. Hemen bir üstümü falan çıkartıp, kargolarım gelmiş, bir sürü o kargolarımı sizinle birlikte açayım. Hadi açayım, öyle göstereyim size. Şöyle yani göstereyim. Bu H&M'den aldığım ürünler var. Yine bu H&M miydi, pardon. Mango'dan gelmiş. Bir de Les Benjamins'ten bir ürün almıştım. Şimdi onların hepsini açayım, size de göstereyim. Şöyle odamda biraz ışık güzel değildi. Onun için salona getirdim eşyaları. Şöyle önce mağazadan aldıklarımı göstereyim. Bir tane şöyle evde giymelik yüksek ben şort aldım. Bu H&M'in şortları çok güzel oluyor. Bu bir. Bir tane şöyle bir tişört aldım. H&M'in bu oversize tişörtleri aynen bu Adax'ın oversize tişörtleri gibi. Bayağı güzel. Böyle tayt üstüne giymelik. Şöyle bir tişört aldım. Mango'yu açalım hemen. Mango'dan şöyle bir pantolon aldım. Bu pantolon aynısından Simay da almıştı.
indirime girmişti. İndirimdeki bayağı düşen parçalardan biriydi Mango'da. Bir bunu hemen deneyeceğim. Böyle yüksek bel, güzel bir pantolon. Şimdi bir de şey göstereyim. Hemen Les Benjamins'i göstereceğim. Buradan da geçen zaten bir sürü tişört almıştım mağazasından. Bu ürün mağazada yoktu. Ben de o yüzden sipariş verdim internetten. Şöyle bir tane crop aldım. Bu bayağı güzel oluyor. Böyle sivitlerin falan içine, taytların üstüne giymek için. Bakayım, bayağı kumaşı da çok çok iyi. Şimdi bunların hepsini denerim. Aldığım ürünler bunlardı. Aslında Mango'dan aldığım bir iki ürün daha var ama sanırım kargoları farklı pakette çıkıyor. Farklı şekilde gelecek. Bir de Zara'dan o indirim günü aldığım bir sürü ürün var. Onlar bayramdan sonraya muhtemelen teslim olur. Daha çünkü hazırlanıyor aşamasında gözüküyor. Ben şunları bir deneyeceğim. Buna bayıldım. İkisi de çok güzel. Hatta şunlar çok güzel. Şimdi saat akşam 10. Bu da benim bir aydır böyle rutin oldu artık. Dışarı çıkıyorum. Tam saat 10'da yürüyüşe gidiyorum. Bugün bayramdan önceki cuma akşamı o kadar kalabalık ki açtı, anlatamam. Felaket yani, böyle insan kalabalığı, araba, taksi, herkes bir yerlere gidiyor, herkes bavullarla. Ben yürüyüşe gidiyorum. Şimdi geldim, 4 tur attım. Bir size yürüyüş yaptığım yeri göstereyim. Ben genelde böyle saat, daha önce biraz daha erken geliyordum ama havaların güzelleşmesiyle birlikte burası bayağı kalabalık olmaya başladı. O yüzden böyle saat 10 gibi geliyorum, mis gibi sakin sakin yürüyüşümü yapıyorum. Şöyle biraz daha ışıklı bir yerden göstereyim. Burası direkt benim evimin aslında hemen yanı. Sadece aradan bir yol geçiyor. Şöyle karşı tarafım Çukurambar, şu taraf Bahçeli Emek, burası Beştepe. Böyle çok güzel bir konumda. Böyle gelip akşam hem oturanlar oluyor, yürüyüş yapanlar oluyor. Şu an böyle gördüğünüz gibi saat 10 gibi tamamen böyle bomboş oluyor. Artık alıştım. Bu düzeni böyle oluşturduğum için mutluyum. Çünkü yaklaşık bir ay olacak böyle çıkıp yürüyeli. Her gün olmasa da 2 günde bir kesinlikle böyle çıkıp yürüyüşümü yapıyorum. En azından bir böyle 7 kilometreyi doldurunca, hatta adım olarak da 12-13 bin adımı görünce tamam diyorum, yeter bu kadar. Şu ayın güzelliğine bakın. Bugün hilal var. Bu akşamlık vlogu burada kapatayım. Yarın sabah da devam ederiz. Yarın aslında evde olacağım. Evde vakit geçireceğim ama tekrar vlogda oluruz. Yarın da tamamladıktan sonra vlogu kapatırım. O yüzden şimdilik kapatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Uyandık sabah sabah. Benim Zara kargom geldi. Şöyle açarım yandan. Bakalım. Aslında siparişlerim buna nasıl sığmış bilmiyorum ama evet, böyle hepsine şey koymuşlar. Ay, bunların hepsini hemen denememiz lazım Simay. Şöyle. Şurada bir elbise. Sonra burada bir yine üst. Şöyle sırttan bağlamalı. Burada bir eteğimiz var. Şöyle. Başka. Burada bir pantolonumuz var. Şimdi hemen videoyu kapatalım. Şunları hemen deneyelim. Aha. Şimdi duş falan aldım. Makyajımı yapacağım. O arada Simay da arka tarafta. Tatile gidecek Simay yarın. Tatil valizini hazırlıyor. Yarın değil. Pazartesi. Ha, pardon. Bugün cumartesi. Yarın biz bahçeye gideceğiz. Pazartesi günü de Simay tatile gidecek. Bayramda yok. Net çıkmıyorsun ki şu an. Ha, şimdi çıktım. Niye ikimiz de netlemiyor kamera? Ben de şimdi bir makyajımı yapacağım. Makyaj yapayım. Daha sonra Simay'la AVM'ye gideceğiz. Artık bir spor ayakkabı alayım diyorum ama bulamıyorum, alamıyorum. O yüzden söylemiyorum. Bir de biraz iadelerimiz vardı. Mango'ya falan iade götüreceğiz. Tabii iadeye götüreceğim şeylerin yarısını Simay çöktü. Evet. O yüzden dedi iade etme, ben bunları tatile götüreceğim dedi. Valizine koydu bile. O yüzden
gitti. Benim kaygılarım gelmedi ama ablamın kaygılarından nasibimizi aldık. Benim Zara'dan verdiğim siparişlerin yarısı Simay'ın oldu. Artık bakalım, inşallah Simay'ınkiler de bana olur. Dışarı çıktık. Hep böyle vlog çekerken arkadan bir köşeden Simay çıkıyor. Dün ben H&M'den bir şort almıştım. Ne unuttun lan? Ana Simay ya. Arabayı getir. Tamam, şeyi de al. H&M poşeti, bir de senin mango şeyin. Geçen sefer de yine aynı şeyi yapmıştık. İade yapmaya AVM'ye gidelim dedik. İade edeceğimiz şeyleri almadan evden çıktık. Simay şimdi 3 kat çıkacak merdivenle. Şimdi Simay'la birlikte Nail amcanın yanına geldik. Aslında diğer vloglarımda göstermiştim. Bu Çukurambar Nişantaşı pazarında benim yıllardır takı aldığım Nail amca. Şimdi onun yanına gideceğiz. Bayramdan önceki cumartesi olduğu için herkes dün gitti tabii. Biraz böyle boş. İnşallah Nail amcanın da başı boştur. Nail amca yine başı dolu. Yine efsane küpeler var Nail amcada. Biraz önce benim çok iyi dediğim mesela şu aşırı güzel. Şimdi bir sürü takı var. Ben bunları bir şöyle tek tek bir gözden geçireceğim. İstediğim kolyeyi Nail amcada buldum ya. Gümüşü de var. Yok, o bence. Değil mi? Bunlar her 50. Kaçı satıyorlar? Şu pahalı. Ne kadar? Sana 70 olsun, 85 lira. Tamam. Bak şimdi 310, 360, 430, 60 lira, tamam. 490. Başka bir şey var mı? Şu kolye şey, bileklik aldım ya, onun şeyi. 390. Buna 140 iyi mi? Biraz daha düşürüyor. Bir şey kalmaz. 160 düşür, düşür. Bana kalmaz. Tamam, 130 olsun. Tamam. 590, 620 senin. Zarardayım. Sana ver, para sonra. Yok yok, şimdi bir şey yapayım. Ne İstersen... Çalışıyor mu kız? Teşekkür ederim. Simay'cığım bana birazcık hediyeler aldı. Bugün Simay'ı zarara sokma günü. Bugünkü alışverişlerin hepsini Simay karşılıyor. Şimdi de gireceğiz, hemen bana ayakkabı alacaksın. Evet ablam, şu modeli denedi. Puma'nın öyle bir modeli. Güzel mi? Rengini vesaire de ben. Ya ben çok kibar durduğunu düşünüyorum. Ya ben üstten falan da. Duruşu çok kibar yani. İyi geldi bana. Uçuz da gelsin bu şunu deneyelim. Evet, rengi falan da güzel bence. Sonunda bir ayakkabı alabildim ya. New Balance alamadım ama bir ayakkabı ayağımı aldım. Da göstermişti. O Puma'yı aldım. New Balance için de numaramı bıraktım. 530 geldiği zaman haber verecekler. Bir aya inşallah bir tane de New Balance alırım. Şimdi benim tam kahve saatim. Hatta biraz geçti. Bir kahve alalım. Başım ağrıdı benim biraz. Daha sonra AVM'de işimiz bitti mi? Bitti. Artık eve geçebiliriz. Benim aşırı canım çekti, dedim iki kaşık alırım Simay, senden mısır alsana. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum sana da. Of, nasıl canım çekti. Şimdi iki kaşık alacağım. Mecbur almam gerekiyor, yoksa çok kötü şeyler olur. Dut almadan gidemezdik. Mısırdan bir kaşık yedim. Şimdi dut aldım. Allah. Şöyle Kent Park'ın, Cepa'nın hemen yan tarafından. Of, dutun güzelliğine bakın ya. Her üstü benim. Bakayım ne kadar verdim, inşallah iki. Ay tüm ya, onu da çekecektim. Ama günlerdir dut dut diyorduk ya. Şimdi Enes'le de yeriz onu. Enes'e de götürürüm. Fine sırada. Dut yeriz. Of. Teşekkür ederiz. Tut. Tut.
Şunu tut. Şunu bir tut. Teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi mağazadan aldıklarıma bakalım. Ya şu kolyeyi o kadar çok istiyordum ki, hatta başka bir takıcıda 500 küsür liraya görmüştüm. Nail amcada bunu buldum ve 270 liraya mı ne aldım. Çok seviyorum böyle tişörtlerle falan. Aşırı güzel. Neler aldım neler? İki tane şöyle tişört aldım. Bir tane şöyle. Bir tane şu aslında böyle direkt bir şeylerin, gömleklerin falan içine giymelik. Ne kadara düşmüş? 249 liraya düşmüştü. Böyle çizgi siyah falan dedim, güzel. Bir tane de şöyle kol şortların falan üstüne giymek için kısa kollu bir. Aslında aşırı ince, böyle kazak gibi gözüküyor ama böyle aşırı ince bir triko mudur? Nedir? Bu ne kadar? Bu da 299 lira. Teşekkürler Simay. Bunları Simay aldı bana. Sonra şu H&M iadem var. Şurada aldığım ayakkabım. Ayakkabıma da bakalım şurada. Sonunda bir ayakkabı aldım ya. Çünkü diğer ayakkabıların hepsini temizlemeye vereceğim. Şöyle. Şu aslında böyle tam su yeşili ama kamerada gri gözüküyor. Çok tatlı. Birazdan dışarı çıkacağız. Annem falan böyle tatlı yemeye, kahve içmeye çıkarken bunları giyeyim. Ya bir video çekerken çıkma arkadan ya. Şimdi eve gittim. Hemen tabii üstümü değiştirdim. Simay'ın aldığını giydim. Simay'cığım teşekkür ederim. Arkadan kameraya çıkmaya çalışıyorlar. Buradayım. Şimdi biz bahçeye geldik. Vlogumu burada sonlandırıyorum. Hemen bunu editleyip pazar günü yayına alacağım. Şimdi buradan tekrar başka bir vlog başlayacağım. Bugün bahçede zaman geçireceğiz. Simay da burada, annem, babam. Böyle güzel bir bahçe vlogu çekerim. Çünkü burası yemyeşil olmuş. En son çektiğim zaman bu kadar yeşillik yoktu. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar diğer vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.